Evet, Kayserispor bence ilk yarının bu sene en sürpriz iki takımdan biriydi. Yani ilk yarı sonu itibariyle performanslara baktığımızda Kayserispor ve Kardemir Karabükspor benim beklemediğim bir çıkış yakaladılar. Özellikle Kayserispor'a hayran olmamak elde değil. Yani artık hani Avrupa'da bazı takımlar vardır. Her zaman mesela Porto dediğimiz zaman hepimiz biliriz. Porto'nun bir her sene bir istikrar olduğunu ya da ne bileyim bir Celtic dediğimiz zaman Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım olduğunu biliriz. Ya da Marsilya gibi takımları düşündüğümüz zaman. Sanki Kayserispor'da Türkiye Ligi'nde artık böyle bir takım olma yolunda ilerliyor. Yani hoca gitsin, önemli oyuncuları gitsin hiç fark etmiyor. Yerine yenilerini, daha gençlerini ve daha özverili oynayan oyuncuları bir şekilde buluyorlar. Ve takım hep istikrarlı bir şekilde daha iyiye doğru yol alıyor. Yani Anadolu'dan Bursa Spor ve Trabzonspor şampiyon oldu ama bence olabilecek üçüncü bir alternatif de Kayseri Spor görünüyor. Yani bu sene bunun ışıklarını bize verdiler. Tabii bu sene için Kayseri Spor artık şampiyonluğa oynaması çok zor bence. Bu ilk yarıda göstermiş oldukları çıkışı tüm bu olumlu düşüncelerime rağmen ikinci yarıda devam ettireceklerini pek düşünmüyorum Kayseri Spor'un. Genelde bu tip takımlarda ikinci yarıda gözlediğimiz bir düşüş oluyor hep öteden beri. Bu sebepten Kayseri Spor'da ikinci yarıda 1-2 basamak yerinden aşağı inecektir gibi bir düşüncem var. Ama yine de Kayseri Spor'dan güzel futbol olmasa da iyi bir futbol anlayışıyla mücadele edeceğini, mücadeleci bir futbol ortaya koyacağını ikinci yarıda da beklememiz gerekiyor. Ben Kayseri Spor'a ikinci yarıda başarılar diliyorum. Baba Torik.